Metabus Ticaret Bakanlığı TOP ve Headquarters ortaklığında yürütülen bir program. Bu sene ana hedefimiz KOBİ'lerin dijital dönüşümüne yardımcı olmak. Sizler için onlarca ücretsiz etkinlik ve online eğitim oturumları gerçekleştiriyoruz. Bir sonraki oturumlardan haberdar olmak ve geçmiş oturumlarımızı izlemek için web sitemize göz atabilirsiniz diyorum. Bugün Taze Mutfağın kurucu ortağı Bahar Çelik Omur bizimle. Hoş geldiniz Bahar Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi İyiyim ben görünüyorsunuz. de. Süperiz. Teşekkür ederiz bizi kırmayıp geldiğiniz için. Ben o zaman ilk sorumla başlayayım. Hazır. Zaten birbirimizi tanımakla geçecek ilk soru. Size şöyle bir soru sorsam. Hani Bahar'ı tanıyabilir miyiz? Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. 43 yaşındayım. Önce ona başlayayım. Lisansta arkeoloji okudum. Arkeoloji ve sanat tarihi okudum. Sonra yarım bırakıp tekrar döndüm. Bir yüksek lisansım oldu. Şimdilerde gastronomi okuyorum. Bilgiyi seviyorum. Yaptığım işte en çok bilginin gücüne inanıyorum. Hayattaki anlayışım bu. Yani önem verdiğim şeylerden bir tanesi. Bu da tabii işime yansıyor haklı olarak. Ve onu destekleyen eğitimler olmasına da artık daha fazla çaba gösteriyorum. Ama hayatın her alanının insanın yaptığı işi de desteklediğini ve beslediğini düşünüyorum. Kesinlikle haklısınız bu cümlenizde. Teşekkür ederiz. Hazır Bahar Hanım demişken, taze mutfak fikri nasıl oluştu? Bize biraz taze mutfaktan da bahsedebilir misiniz? Şöyle, şimdi genelde bu iyi gıda markalarının arkasında bir hastalık öyküsü yatıyor. Bizde öyle olmadı. Ya biz eşim de yani Murat da hatta Taze Mutfak onun fikridir aslında. Ben onun sözcüsüyümdür. Hep öyle söylüyorum. Eğer ben anlatmasaydım Taze Mutfağı ve Murat'ın fikrinden çok az kişi haberdar olabilirdi. O da bunu teslim ediyor. Biz zaten sağlıklı beslenen insanlardık, öyle söyleyeyim. 2014 yılında onun zaten eski işi de yazılım ve e-ticaretti. Yani onlar aileden zaten nasıl diyeyim geldikleri yani anne babasının geldiği memleketleriyle bağları organik şekilde sürüyordu. Ve oradan devamlı bir gıda gelirdi. Yani nasıl diyeyim işte yılın belli zamanlarında ve eş dostu da bundan mutlaka faydalanırdı. Onlar için de gelirdi çünkü. 2014 yılında önce şöyle oldu. Oğlumuzun ekmek sevdasıyla ilk kelimesi ekmekti çünkü anne baba değildi. 9 aylıktı, çok komikti o. Onun için ekmek yapmaya başladık. Sonra onun için bir taş fırın kurduk. Ve bunu işte yine eşe dosta şey yapmaya başladık. Ardından eşim bir web sitesi bir ne diyeyim bir altyapı ya da domain neyse satın aldığını bir firma kuracağını ve burada sadece böyle temiz içerikli çok doğal ürünlerin yer alacağı bir site olacağını söyledi. Aa, nasıl bir şeymiş o falan diye başlayıp önce evimizin küçük bir deposunda başladık. Çok hakikaten şey hikayesi böyle öykü gibi. Hatta şöyle biz önce e-ticaretle başladık 2014 yılında işte tazemutfak.com olarak başladık. Ben Instagram paylaşımlarını yapıyordum. Eşim de işte üretim ve kargo vesaire bu gibi kısımlarla ilgileniyordu. Çok küçüktük zaten. Bizim eve gelmeye başladı insanlar işte şeydeki adresten web sitesinde ve Instagram'da gördükleri adresten sonra oranın bir ev olduğunu fark ettiler ama yani bizim bayağı evimizde ağırladığımız insanlar oldu. Onlar sonra çok iyi dostumuz oldu falan. Hani biz Taze Mutfağa gelmiştik diye gelip o zamandan beri köklü ne diyeyim birlikteliğimizin oldu. Ardından da şey dedik ya böyle evimize yakında bir şey olursa çok güzel olur. Bu arada ben başka bir işte çalışıyordum. Başka bir firmada çalışıyordum o zaman. Ve şey kendi oturduğumuz yerde şu an işte İstinye'de. Böyle evimize de yakın trafiklerde olmayan bir yerde de bir dükkan açalım madem dedik ve bugünkü yaşam alanımızı, komünitemizi kurduk diyeyim. Yani Taze Mutfak dükkana gelenler bu söylediğimi çok iyi anlayacaklardır. Harika bir hikaye. İnanılmaz güzel zaten işiniz de var. Temiz içerikli şeyleri bu aralar daha çok görebiliyoruz. Evet. Ama ellerinize, emeklerinize sağlık.
İlk satışlar dedik, evimize gelenler de dedik. İlk satışlarınız, hani aklınızda kalan bir hikaye var mı? Hani evinize gelenler dışında. Yani şöyle, biz hatırlıyorum işte 2014 6 Mayıs Brellez'e denk gelmişti. İşte sabaha kadar çalıştık ve web sitesinin yüklemelerini falan yaptık. İşte arkadaşlarımıza da duyuruyoruz ama böyle müthiş bir sevinç, anlatamam, sanki holding kurduk. Böyle dehşet bir sipariş şeyi var. Ve şey, ben şeyi hatırlıyorum. Eşim bahçede bir şeylerle uğraşıyordu. Ben bir baktım, işte ilk şey gelmiş, sipariş gelmiş, 3 tane gelmiş. Pencereyi açıp bas bas bağırdığımı hatırlıyorum. Murat, koş, sipariş gelmiş. Bu gerçekten o heyecan. O heyecanın yerini hakikaten milyonlarca lira tutamaz, o ilk heyecanın yerini. Bir de dükkanı ilk açtığımızda da yine gelenler bilirler. Böyle yani cadde üzerinde, poligon caddesi üzerinde bir yer. Fakat böyle bir bahçeye girmeniz gerekiyor önce. O yüzden de biraz böyle geride kalıyor ve hani biz oraya ilk açınca da biraz böyle bir müstehzi bakışlar, ifadeler olmuştu. Ya buraya da dükkan mı açılır gibisinden. Şeydik böyle, bugün de 3 kişi geldi falan. Yani bugün de gelen oldu diye şeydik, mutluyduk. Ya 2 yıl bizim dükkanın şeyi yoktu, öyle söyleyeyim. Ne derler? Tabelası yoktu. Bir de böyle ilkel de ilerlemişiz. Çok tuhaf. Şans mı diyeyim, başka bir şey üzerinden ilerlemek mi diyeyim. Ama şöyle oldu. Taze Mutfağa ilk gelenler hep biri diğerine söylediği için geldi. Bir süre sonra fark ettik ki dükkana gelen herkes birbirini tanıyor. Yani etkinliklerde fark ettik bunu. Bir ortak şeyleri var, bağları var. Öyle ilk heyecanı tabii ki unutmuyoruz, ilk heyecanlarımızı. Tabii yani iş dediğiniz şey aslında günün sonunda birazcık böyle çocuğunuzun yerini de alıyor bir noktadan sonra. O yüzden anlayabiliyorum tabii. Onunla işte umarım ya. daha kişilere ulaşırsınız diyeyim. Web sitesi demişken, web sitesi üzerinden hani satışlarınızı artırmak için yaptığınız işte metrikler olur, herhangi bir şey var mı ya da neler yapıyorsunuz? Yani biz bilgi dedim ya, bilgiye çok önem veriyoruz ve onda sosyal medyayı ve mağazamızda yaptığımız, yani dükkanda ya da ne derseniz, yaptığımız eğitimleri önemsiyoruz. 2016'dan beri dükkanda eğitim, workshop, atölye ne derseniz, ücretli ücretsiz bunları yapıyoruz. Bir tam günü ayırdığımız, bazen 2 günü ayırdığımız etkinliklerimiz oluyor. Bunlar yani şöyle, bilgi eşittir şeyin genişlemesi, bu konudaki bilincin genişlemesi ve dolayısıyla bunun dönüşü demek. Ama şu var, Instagram olmasaydı Taze Mutfak nasıl olurdu bilmiyorum. Yani çünkü bizim tek reklam alanımız oydu hakikaten, çok uzun süre boyunca. Siz kendinize doğru bir kanalı bulmuşsunuz. Sizde evet. Daha çok şey işte atıyorum, ben size ürün yaptım, paranı al ve git olmuyor. Ben yok. Size hem işte hizmet de vereceğim, hem dostluk ilişkimiz de çoğalsın. Her iki taraflı kazanç sağlıyorsunuz gibi anladım. Yani şey çok komik, üreticilerimizi çok iyi tanıyoruz. Üreticiyi sevmezsek ürün almıyoruz falan. Yani mesele sadece şey değil. Nasıl diyeyim? Sadece ya, hiç ilk bir de şeyimiz kar olmadı, öyle söyleyeyim. Evet. O olmayınca daha sağlıklı ve temiz şekilde bence ilerleyebiliyorsunuz. Yani o üreticinin, şu aralar çok kullanılıyor ama, o üreticinin enerjisine de inanıyorum. Hangi sahiple üretim yaptığına da bakıyorum. Onun önceliğine, ona da bakıyorum ve o bence bizim işe pozitif anlamda yansıyor. Kesinlikle çok haklısınız. Tam işte atölyelerden falan bahsetmiştik. Ben de bildiğim kadarıyla Taze Mutfak olarak zaten tariflerinizi paylaşıyorsunuz ve atölyeler de zaten düzenliyorsunuz. Hatta geçen hafta şey gördüm, çocuklarla bir atölyeniz vardı. Onu zaten müşterilerimiz çok istedi. Evet, öyle ama yaptık. Çok güzel. Ben de baktım yani, bayağı evet. Takipte kaldım. Evet. Yakın zamanda işte yetişkinler için de görebilecek miyiz? Tabii önümüzdeki hafta 1 Aralık'ta Ketojenik Lezzetler Atölyesi olacak. O nispeten daha yeni bir alan ve daha insanların az bildiği ya da yanlış bilgilerle dolduğu, biraz ön yargılı olduğu ama aslında sağlıkta, özellikle kimi hastalıklarda da, yani kilo verme kısmını bir tarafına, evet çok süper kilo verirsiniz, onu rahatlıkla söyleyebilirim ama doğru yapıldığında aslında çok daha iyi faydaları var. Bir de 29'unda doğal cilt bakımı ile ilgili ücretsiz bir seminerimiz olacak. Bekleriz İlayda Hanım.
Teşekkür ederim. Umarım yolum düşer. Çünkü ben biraz Bursa'da yaşıyorum. Öyle mi? İstanbul'a çok gidip gelemiyorum ama illa geldiğimde uğrayacağım. Bekleriz. Yani süper. Atölyelerinizi takip edeceğim. Şimdi bir diğer sorum ise ekip kurmakla ilgili. Şimdi dediğiniz gibi üreticilerin bile hani, tipine de bakıyorum gibi bir olay oldu. Evet. Ekip kurma konusundaki deneyimlerinizi paylaşmak ister misiniz? Nelere dikkat ediyorsunuz? Ya da işte ekibim ben ve kocam eşim mi diyorsunuz gibi. Yok, biz 20 kişilik bir ekibiz, üretim dahil. Tabii yani tabii ki ilkelerimiz var. Bir kere üretimdekiler çok net zaten. Hani onun hep tepesinde bizden birileri var. Biz bir aile şirketiyiz. Eşimin iki kardeşi de bizimle birlikte. Bir üretimde biri duruyor, bir üretimde eşim duruyor. İşte diğer e-ticarette diğer kardeşi duruyor falan. Ama mağazada biz neysek çalışanlarımız da bizi yansıtır. Yani öyle olmalı zaten. Yani her zaman müşterimizin faydasına olacak. Yani müşteriyi tanıyıp onun faydasına olacak şeyi önermeye dikkat eden bir ülkemiz var, öyle söyleyeyim. O yüzden de müşteri sadakatimiz çok yüksek. Yani müşterimiz de o konuda bize güvenir. Onlara bir şey önermeyeceğimizi bilirler. Ama bilmiyorum, bu sorunuza cevap mı? Cevap tabii ki doğru söylüyorsunuz yani evet müşteri biraz da ay müşteri diyorum çalışan ekip arkadaşlarınız cidden sizleri yansıtıyor. O Evet. konuda da haklısınız. Ben Ya böyle uzun biraz süreli de çalışıyoruz bu arada. Mesela evet. mağazadaki çalışan arkadaşlarımız eğer böyle bir askerlik, evlilik, hani şehir dışı gibi bir durum yoksa Aynen. onlar da zaten ailenin parçası oluyorlar ve olmadıklarında müşteri onu soruyor. Hani bayağı Kesinlikle. birbirlerinin şeylerini öğrenmiş oluyorlar. Kesinlikle süper. Şimdi ise dijital görünürlülüğünüz hakkında konuşmak gerekirse, pardon. Şirketin kuruluşundan itibaren sosyal medya araçlarının Taze Mutfak ticari başarısındaki sürecini etkilerini paylaşmak ister misin? Yani Instagram dediniz, bu sizin için bir görünürlük. Hani ne tür bir katkıları oldu? Yani şöyle, ben Instagram'da bir şey paylaşırım, o direkt ticaret satıcı olarak gelir. Hatta şey diyorlar, Bahar abla bir şey mi paylaştı diyor kargo ekibi. Eğer bir şey çok hızlı sipariş gelmeye başladıysa ya da hatta şey diyorlar, Bahar bir şey paylaşmadan önce lütfen bize söyle, işte eşimin kardeşi diyor, söyle ona göre stok yapalım ki şey olmasın, hani sıkıntı yaşamayalım diye. Ya Facebook'u çok dinamik kullanmadık. Evet, yine kullanıyoruz tabii ki. Zaten artık Instagram, Facebook aynı anda paylaşım yaptığı için o öyle kolaylığı var. Instagram'ın algoritmasına yetişmeye çalışıyoruz. Yeni iletişim biçimlerine yetişmeye çalışıyoruz. O yüzden bence hep genç bir şeyle çalışmak gerekiyor. Yani yaş ilerledikçe insanın kendini update etmesi gerekiyor. 11 yaşında bir oğlum var. Onun fikirlerine çok saygı duyuyorum ve onun fikirlerini alıyorum. O da bize bayağı böyle ciddi şeylerde bulunuyor. Çünkü artık onlar yani sosyal medya, internet gençliği ne derseniz ve bu konuda çok acayipler. Onlar içine doğdu çünkü. Evet Onların da kesinlikle. fikrini alıyoruz. Kesinlikle yani dün çok popüler olan bir şey bugün ne yazık ki olamayabiliyor ve bunun en yakinen takibi yeni nesil. Evet ben Evet. de onun farkındayım. Ben de Evet. bir 99'lu olarak böyle Oo. git gel yaşıyorum. Yeni nesil miyim normal? Evet, siz O yeni yüzden nesilsiniz tabii anlayabiliyorum. canım. Tabii Evet tabii. işte. Yani mesela bir farklı bir alanla ilgili bir sosyal medya şeyimiz oldu. Şimdi 90 küsürlü bir ekiple görüştük. Bizim ya o kadar ağır kalıyoruz ki. Yani artık vay be, biz de şey boomer diyorlar ya onlar bize. Yani evet, bizim kitlemiz de ayrı tabii ki. Yani sonuçta sosyal medyada sadece o kuşak yok. Halbuki yani bizim kuşak hatta daha fazla ve parayı harcayan bizim alanda tüketicilerde aslında kaç? 25-45, hatta 25-50 diyebiliriz. Ama yine de insanın kendini yani devamlı böyle bir güncellemesi gerekiyor. Devamlı tetikte olması gerekiyor. Kesinlikle. Ya ben ek bir soru soracağım. Yani çok illa yani şey size garip gelmezse. Yok, rica ederim. Mesela Instagram kanalından hani aktif bir şekilde ilerliyorsunuz ya. İşte siz postlara mı, reels'lara mı ya da işte daha çok interaktif olup story'den mi hani konuşmayı tercih ediyorsunuz müşterilerinizle? Hani hangisinin daha fazla yararını gördünüz?
Yani değişiyor biliyor musunuz? Yani hakikaten algoritma beni şaşırtıyor derken bu bazen Instagram görünürlükleri inanılmaz artıyor. Hikayeye bakıyorum on binlerce kişi görmüş. Ama oradaki mesela hikayelerin konuşarak anlattığımızda çok güzel dönüşü oluyor ve hem mesaj olarak hem satış olarak dönüşü oluyor. Şeyde de post kısmında, paylaşım kısmında da şeyi takip etmek güzel. Kaç kişi kaydetmiş, kaç kişi mesaj atmış, oradan da nasıl bir hani ilgi, yani hikayede de nispeten görebiliyorsunuz ama kaydetme kısmını hani göremiyorsunuz neticede. Yani ikisini de eşit miktarda. Bu ara story'e sanki yani hikayeye daha çok yüklendim gibi ama Reels'lar görünürlük açısından iyi oluyor. İnsanlar ne yazık ki ben buna birazcık şeyim ama yani çok hızlı tüketiyorlar. Hızla yani zannediyorum ilgisini bir şeyde tutma süresi 15 saniyeymiş. Gittin oğlum söylüyordu istatistiği de çok komikti. Yani böyle bakıp geçme süresi o kadar kısa ki yani insanları yakalamanız öyle ki ben uzun metin yazmayı severim. Ama artık yazmıyorum. Hani yazmamaya gayret ediyorum. Çünkü okuma odakları yok. Bu korkutucu bir şey bir taraftan. Çok hızlı, çok tüketici, insanı edilgenleştiren bir durum. Bilmiyorum yani yeni dünya düzeninde nasıl şey olacağız, entegre olacağız. Kesinlikle haklısınız. Reels'ta da şöyle bir şey var yani o keşfette bile atıyorum parmak hareketinizde bir şarkı ya da bir görüntü yani 3 saniyelik 5 saniyelik şeyler çok önemli oluyor ilk başta. Çünkü onu Evet. geri kaydırmak çok önemli bir şey. Eğer onu geri kaydırabiliyorsanız bir müşterinizi zaten o müşteri sizinle devamlı Evet. görüşüyor da oluyor. Ben de aynı Evet. fikirdeyim. Bir de bu dönemde birazcık şarkı seçimleri de çok önemli arka plana konulan. Ya bu konuda şikayetimiz var. Çünkü bizim gibi profesyonel hesaplarda biz şarkı Evet. seçemiyoruz. Yani çok sınırlı telif var. Keşke ona bir çözüm yöntemi bulsalar. Yani Keşke. hani Bence olabilir ama yakın zamanlarda bir değil mi? şeyler. Ya belki ücretli olabilir. Hani o kısmı ama olmalı Ya da kesinlikle. izin alınabilir. Bilmiyorum. Umarım bence de en kısa sürede çözülür bu Evet. muhabbet. Sizce bulunduğunuz gıda sektöründe e-ticaretin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Şöyle, yani şimdi e-ticaret artık çok ulaşılabilir bir şey. Yani bizi ulaşılabilir yapan bir şey. En avantajlı kısmı tabii ki bu ama bir taraftan milyonlarca şeyden bahsediyoruz artık. Tamam, bizim alanımız nispeten yine hala pazar olarak küçük fakat suistimale de çok ne derler? Yatkın bir durum. Yani o yüzden bir grup şey hala ben gelip dokunarak almayı tercih ediyorum diyor. Orada yaşanılan suistimaller, güvensizlikler diğer şeyleri de etkiliyor. Diğer tüketicileri de etkiliyor. Ama işte sosyal medya ya da internet olmasaydı fazla mutfağı kim bilecekti? Yani ben sadece dükkan olarak başlasaydım beni kim duyacaktı? İnternetin işte e-ticaretin bu konuda yani siz Türkiye'nin en doğusunda en kervan geçmez bir yerde de emeğinizi pazarlayabilme şansına sahipsiniz. Bu açıdan fevkalade. Kesinlikle. Yani insanlar birbiriyle konuşurken işte atıyorum ben Bursa'dayım mesela. İşte Ankara'daki bir insana atıyorum e-ticaret olmasaydı arayarak belki söyleyebilirdim ama o insan ne zaman İstanbul'a gelirdi de alırdı. Orası biraz meçhul Evet. kalabilirdi. O Evet. yüzden bence de güzel. Taze Mutfak olarak gelecek planlarınızı bizlerle paylaşmak ister misiniz? Yani 5 yıl sonra Taze Mutfağı nerede görmek istersiniz? Nasıl bir konumda istersiniz gibi? Yani şöyle aslında şimdi yani bizimle yani vizyon olarak benzeyen ve ne diyeyim aynı heyecanı paylaşan yatırımcılarla görüşüyoruz ve hedefimiz doğru işbirliklerle hem üreticiyi hem tüketiciyi sürdürülebilir kılarak pazarı genişletmek ve hani 5 yılda onlarca taze mutfak, iyi gıda noktasını kurmak yani hayalden de öte gerçekleştirilebilir bir hedef olarak önümüze koyduk ama 5 yıl sonra bu yayına bakarız tekrar ne olmuş bu yayına bakıp taze mutfağa bakarız falan. Umarım. Umarım 5 yıl Evet. sonra taze mutfağı çoğu yerde görebiliriz bence. Evet, Bence evet, görürüz. evet. Teşekkür. Ben son soruma geçmeden çok kısa hatırlatma yapmak istiyorum.
Chat'ten geri bildirim formu gönderdim. 2 dakikanızı ayırarak chat'teki formu doldurabilirseniz çok sevinirim. Hı-hı. Ayrıca sorusu olan katılımcılarımız varsa chat ve Q&A kısmımız aktif. Sorularınızı alabiliriz sorusu. şimdi son soruma geçiyorum. Girişimcilik süreci herkes için farklı bir öğrenme yolculuğu. Bilgi paylaşımını çok önemsediğimiz için sizin sürecinizde girişimcilik yolculuğunda yeni başlayanlar için tavsiye edebileceğiniz ya da en önemli işte 3 öğretiniz nedir? Yani öğrettim mi bilmiyorum bu ama ben önce güven derim. Deneyim de olabilir. Deneyim de olabilir. Yani güven ve yani güven vermek diyelim. Yani ben hayatımda ilişkilerimde gerek ticari gerek manevi her şeyde bu böyle şey değil ama hani septik bir kuşkuculuk, herkese böyle bakmak değil ama bir güven hissederim. Temel anlamda bunu sorgularım ve karşımdakilerin de bunu sorgulamasını beklerim. Dolayısıyla bir iş kurarken, bir iş yaparken gerekli altyapıyla, argümanlarını iyi kurarak, altını iyi doldurarak yola çıkılması gerektiğini, yani çünkü işte bir tedarikçi geliyor, ben 100 tane soru soruyorum neticede. Neden? Çünkü ben size karşı sorumluyum aynı zamanda. Onlar bana sormasalar bile, çünkü bizim yani müşterilerimizde şey var, ya tamam siz satıyorsanız zaten şeydir ama bence böyle yapmamak lazım. Bu tembelleştirir insanı, bir süre sonra yoldan çıkarır diyorum. Ama diğer taraftan tabii müşterilerimizden de çok şey öğrendik. Yani 2014'teki Taze Mutfak'la 2022'deki Taze Mutfak arasında gerçekten nasıl diyeyim, çok fark var. Yani bilgi tabii ki kümülatif, tabii ki insan değişir ama yine de bizim ufkumuzu müşterilerimizin de açtığını çok düşünüyorum. Birinci şey güven. İkincisi yine o güveni vermenin altyapısını dolduran bilgi. İyi bir şey kurma bu anlamda, kendini doldurma. Üçüncüsü de ben şeycilerdenim. Çok beklememek gerektiğini bir yola çıkmak için. Çok deneyimli olabilirsiniz, çok eğitimli olabilirsiniz. Çok iyi 5 yıl sonrası hesaplarını yapıyor olabilirsiniz ama hala adım atmıyorsunuzdur. O kadar çok beklemeyin. Yani temel şeyleri garantideyse işinizde yapacağınız işte bence biraz hızlı adım atılabilir. Yani biz hep öyleydik, öyle söyleyeyim. Kesinlikle haklısın. Teşekkür ederim bu 3 öğreti deneyim için. harika bir etkinlikti. Bize vakit ayırdığın için ayrıca teşekkür ederim. Bir de beni de kırpmayıp geldiğin için de teşekkür ederim. Ne demek, seve seve. Söylemek istediğin bir şeyler olur mu? Yok, çok teşekkür ederim. Sizlerle tanışmış olduğum için çok mutluyum. Ben de sizlerden çok şey öğrendim bu arada zamanında. Her zaman beklerim. Çok sağ olun. Çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz bu arada. Yani yapılan şey girişimciler için, yeni girişimciler için de, KOBİ'ler için de çok hem ilham verici hem çok öğretici. Teşekkür ederiz çok bu güzel sözlerin içinde. O zaman herkes kendine çok iyi baksın diyelim. Bir sonraki etkinliklerde de görüşmek üzere. Kendinize görüşürüz. Çok iyi bakın. Bye bye. Hoşça kal. Bye bye.